AXTV ekranından mutlu günler değerli izleyiciler. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ortaklaşa yapmış olduğumuz bir toprak ve insan programıyla devam ediyoruz. Bu hafta da farklı bir konuyu konuşacağız. Bölgemize has olan bir sebzeyi konuşacağız. Lahana grubunu konuşacağız ve stüdyomuzda çok değerli bir isim bizlerle. Doktor Asuman Sezer, Ziraat Yüksek Mühendisi bizlerle. Hoş geldiniz Asuman Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Bu hafta lahanayı konuşacağız. Evet. Aslında bölgemize ve ilimize has olan bir sebze türü Doğru. diye düşünüyorum. Ama evet. Öncelikle sizi bir tanıyalım isterseniz. Efendim ben Gıda, Tarım ve Hayvancılık Samsun İl Müdürlüğü Bitkisel Üretme Bitki Sağlığı Şubesi'nde mühendis olarak görev yapmaktayım. Görev alanımız sebze yetiştiriciliği, hastalık ve zararları üzerine. Bahsettiğiniz gibi kışlık sebze türleri içerisinde çok fazlaca tüketim alanına sahip olan ve bölgemiz açısından da son derece önemli olan lahana grubu sebzeler Türkiye'de özellikle Karadeniz bölgesi ve Samsun'u ön plana çıkaran bir ürün grubudur. Peki şimdi bu kış aylarını aslında biz de severek tüketiyoruz bu lahana ve Doğru. grubundaki diğer ürünleri, sebzeleri. Evet. Peki bunun beslenme açısından ele alacak olursak eğer ne tür bir katkı sağlıyor insan? Tüm sebze gruplarında olduğu gibi öncelikle ben lahana grubu sebzeler içerisinde hangi sebzelerin yer aldığını söylemekteyiz. Dilerseniz işe başlayayım. Lahana grubu sebzeler birkaç grup altında toplanabilir. Bunlardan birincisi baş lahanalar dediğimiz. Adından da anlaşılacağı üzere baş kısmını tükettiğimiz sebzelerdir. Bunlar beyaz baş lahana ve kırmızı lahana olmak üzere iki alt grupta toplanır. Bunun yanı sıra yaprağını tükettiğimiz yaprak lahana ya da tabiri yöremizde bilinen tabiriyle kara lahana olarak bildiğimiz lahana türü özellikle Karadeniz bölgesinde yaygın yetiştiriciliğe sahip olan bir türdür. Bunun yanı sıra tabii ki Brüksel lahanası, brokoli, karnabahar, turp, şalgam, kereviz, alabaş da bu grup içerisinde yer alan sebzeleri oluşturmaktadır. Lahana grubu sebzelerin insan beslenmesindeki önemine kısaca değinecek olursak, tüm sebze gruplarında olduğu gibi lahana grubu sebzeler de sahip oldukları mineral maddeler ve vitaminler bakımından insan beslenmesinde özellikle yer alan önemli bir sebze grubunu oluşturuyor. Özellikle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bölgemizde yapılan bir çalışmada, Trabzon'da yapılan bir çalışmada bölgede yaprak lahana olarak, kara lahana olarak bilinen yaprak lahananın özellikle hava kirliliğini, sigara dumanı gibi havada bir takım toz partikülleri şeklinde bulunan kirliliğin biliyoruz ki kan yoluyla insan vücuduna giriş yapmakta. İşte bunun zararlı etkisini yani toksik etkisini azaltıcı yönde faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Kara lahananın böyle bir özelliği bulunmuştur. Bunun yanı sıra iyi bir antioksidandır. Günümüzde bu anlamda vücut direncinin artırılmasında, diş, kemik ve cilt dokularının iyileştirilmesinde, yine bağırsak enfeksiyonlarının giderilmesinde, bağırsakta kurtların düşürülmesinde, efendim yine kronik birçok rahatsızlığın tedavisinde iyi bir gıda aslında maddesi bir olarak gıda işlev görmektedir. Bir nevi ilaç gibi bir şey elbette, bu lahana. Elbette. Şimdi o konuya değineyim. Ben özellikle bu yıl itibariyle yapılan bir çalışmadan da bahsetmek istiyorum. 2013 yılında Amerika'da yapılan bir çalışma, Georgetown Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada Brüksel lahanası, brokoli ve karnabaharın yapısında bulunan 3,3-dindoldil metan isimli bir maddenin, bu bir bileşik, bu bileşiğin kanserin etkisini, kansere karşı koruyucu etkisinin olduğunu, hatta kanser tedavisinde radyasyon terapisi alan hastalarda normal dokuların biliyoruz ki bozulması çok mümkün. Radyasyonun böyle bir olumsuz etkisi var. Evet. İşte bu dokuları, normal dokuları koruyarak kanserin etkilerinin azaltılmasında katkısı olduğu tespit edilmiştir. Yani bu derecede de önemli bir besin evet, kaynağı aynen, sanırım. Lahana grubundaki ürünler. Ve evet. Ben şuna değinmek istiyorum. Aslında son dönemlerde ülkemizde çokça fazla bir şekilde brokoli ve Brüksel lahanası tüketilmeye başlandı. Evet. Bu da bu biraz önce bahsetmiş olduğunuz acaba etkilerden kaynaklanıyor olabilir mi? Hani bu yani ilaç maddesinde bir tabii etkisi ki var. Şöyle söyleyelim. Tabii basında yer alması olayın
önemini daha da vurguluyor ve halk içerisinde de onun talebi artıyor elbette ki. Tüketim noktasında sebze gruplarının tabii ki çok büyük faydaları olduğu artık herkesçe bilinmekte. Evet. Lahana grubu sebzeler de bu anlamda iyi bir diyet yiyeceği olarak da karşımıza kesinlikle çıkmakta. Hem sağlıklı beslenme açısından da çok önemli, evet, bir yere sahip. Doğru. Peki Türkiye'de ve dünyadaki gelişimine bakacak olursak ekonomisindeki yeri nedir lahana grubu sebzeleri? Dünyada 2012 yılı FAO verilerine göre 69 milyon tonluk bir lahana grubu üretimi var. Bunun %46'sı Çin'e ait. Dünyanın %46'lık üretimini Çin yapıyor. İkinci sırada Hindistan, üçüncü sırada Rusya gelmekte. Türkiye'de ise 2012 yılı TÜİK verilerine göre toplam lahana üretimi 702 bin ton civarlarında ve dünya üretiminin yaklaşık %1'ine denk gelmekte. Tabii bölgemiz itibariyle ve özellikle Samsun'da işte Bafra ve Çarşamba ovalarının iki önemli ve verimli ovanın varlığının getirdiği bir avantajla özellikle Bafra ilçesi bu konuda ön plana çıkmış durumdadır. Öyle ki Türkiye'de toplam beyazbaş lahana üretiminin yaklaşık %20'si, kırmızı lahananın %65'i, karnabaharında %15.2'si Samsun ilinden karşılanmaktadır. Türkiye'deki oranlara nazaran çok önde gidiyor o zaman Samsun. Samsun bu anlamda her zaman için kışlık sebzedeki avantajını göstermiştir. Şöyle diyebiliriz, Samsun ilinde toplam sebze alanlarının 1/4'ü kışlık sebze grubuna ayrılmış durumdadır. Yoğun bir şekilde. İklim bakımından ve konum bakımından da sanırım. Elbette ki iklim dediğimiz iklim ve toprak ekolojik avantajlarının olması. Ayrıca ikinci ürün kışlık sebze yetiştiriciliğine uygun bir üretim periyoduna sahip olması. Bu anlamda Bafra'yı ve Çarşamba ilçesini ön plana çıkarmaktadır. Peki son yıllarda dünya gündeminde ve Türkiye'de bu yer eden bu gıda yaprağını tükettiğimiz lahana, pırasa ve bunun gibi diğer ürünlerin, evet, ürünlerde oluşan nitrat gibi bir takım birikim konusu. Peki bundan neler söyleyebiliriz? Efendim şimdi toprakta yeterli düzeyde bulunmayan bitki besin elementlerini bitkiye yarayışlılığını sağlamak amacıyla toprağa verilmesi işlemine gübreleme diyoruz elbette. Tabii gübreleme iki şekilde yapılıyor. Bir organik gübreleme, bir de inorganik dediğimiz ticari gübreleme şeklinde olmakta. Tabii toprakta bitkinin azot alımının gereğinden fazla olması durumunda ya da bitki bünyesine giren azotun parçalanması esnasında o döngüde meydana gelen bir takım kısıtlayıcı faktörler gündeme geldiğinde indirgenmesi engellenmekte ve bitki bünyesinde nitrat azotu şeklinde birikimine neden olmaktadır. Biliyoruz ki bitkiler azotu iki şekilde almaktadır. Biri nitrat formunda, amonyum nitrat formunda, diğeri de amonyum formunda olmak üzere iki formda alınıyor. Ancak bitki topraktan aldığı nitrat azotunu biraz önceki dediğim sebepler dolayısıyla yeterince indirgenmesinin olmaması ve dolayısıyla proteine dönüşememesi durumunda nitrat şeklinde birikimlere neden oluyor. Özellikle yaprak kısmında. Hı hı. Tabii bu durumda yüksek nitrat nitrite dönüşüyor. Esas tehlike aslında nitrite dönüşmesiyle meydana geliyor. Özellikle çocuklarda bu nitratın nitrite dönüşmesi ve nitritin de methemoglobin dediğimiz toksik bileşiğe dönüşmesinin neticesinde çocuklarda akut ve kronik nitrit zehirlenmelerini, hatta ölüme gidebilecek vücuttaki hayatsal işlev bozukluklarına neden olabiliyor. Erginlerde, yani yetişkinlerde methemoglobin kolaylıkla hemoglobine dönüşebildiği için, zararsız forma dönüştüğü için çocuklar bu konuda daha risk altında. Peki bitkilerde nitrat birikimine neden olan faktörler nelerdir, nelerdir, evet, dersek. Bunlar nelerdir? Evet, biraz önce dediğimiz gibi üretim sezonu boyunca bitkileri özellikle yaprağını tükettiğimiz, sadece tabii bu lahana grubu değil, biraz önce ifade ettiğiniz gibi marul, pırasa, ıspanak gibi kışın bolca tükettiğimiz sebzelerde sebzeler de üretim sezonu boyunca aşırı yapılan azotlu gübre uygulaması arttıkça bitkideki nitrat içeriğinin de arttığı tespit edilmiştir. Yani aşırı azotlu gübre uygulaması bunu tetikleyicisidir. İkinci olarak uygulanan azotlu gübre formu. Yapılan çalışmalar amonyum nitrat formundaki azotlu gübrenin
Amonyum sülfatlı formundaki gübrelere göre bitkideki nitrat içeriğini artırdı. Ayrıca uyguladığımız ahır gübresi, ki çok değerli bir gübre, evet, organik doğal gübre, bir gübre tabii ki hayvan gübresi ya da çiftlik gübresi çiftlik olarak gübresi. Nitelendirdiğimiz iyi yanmış ahır gübresinin bitkideki nitrat birikimini sınırladığı, yani burada da bir avantaj olarak karşımıza çıktığını göstermektedir. Yine sezon boyunca uygulama esnasında gübrelemeyi azotun tamamını bir defada vermenin azotu birkaç defada vermeye göre bitkideki nitrat içeriğini artırdığı gözlenmiş. Yani biz azotu dikim öncesi bir kere de vermekle toprakta tabii kış mevsiminin getirdiği yağışlar ve sulamanın etkisiyle topraktan yıkanmalar söz konusu olacaktır. Bu hem gereksiz gübre kullanımını engellemiş toprağın olacaktır. Kirlenmesine neden oluyor. Aşırı gübreleme tabii. Tek defada vermek. Bunu birkaç defaya bölmek split uygulama diyoruz. Örneğin 3'te 1'ini dikim öncesi, 3'te 1'ini baş bağlama döneminde, işte 3'te 1'ini de ikinci çapada. Yani kontrollü bir gibi, şekilde tabii, aslında yapılması dengeli gerekiyor. Bir şekilde sezon boyunca azot uygulamasını yayarsak bu hem bitkide nitrat birikimini engelleyecek hem de gübrenin amacına ulaşmasını sağlayacaktır. Yine özellikle kış günlerinde ışık yoğunluğunun da azaldığını biliyoruz. Evet. Yani güneşlenme daha kısa süreli oluyor. Dolayısıyla ışık yoğunluğunun azalması da nitrat birikimini artırıyor. Bu da önemli bir tespit bitkide. Yine özellikle sık dikim bitki gerek fidelikte gerekse tarlada fidelerin birim alanda çok sayıda olması, yapılan erken hasat, sabah saatlerinde erken yapılan hasat, bunun yanı sıra aşırı azotlu gübre uygulaması biraz önce bahsettiğim, yine ürünün dengeli koşullarda muhafaza edilmemesi gibi durumlarda da bitkide nitrat içeriğinin arttığı gözlenmiştir. Nitrat birikimini engellemek için yapacağımız işlem hasat sonrası eğer ürün hemen tüketilmeyecekse uygun koşullarda, pazardan aldığımız durumda uygun koşullarda muhafazasını sağlamamız gerekiyor. Bir diğer ilginç nokta, özellikle her üretici bir tüketici aynı zamanda. Kesinlikle. Aynı zamanda bizler de tüketiciyiz. Tüketici olarak aldığımız yapraklı sebzelerin, yine bu grupta yer alan lahana grubu ve diğer ıspanak, pırasa, marul gibi sebzelerin pazardan aldıktan sonra direkt hemen pişirilmesi. Ne öneriyoruz? Çünkü o bekleme esnasında bünyedeki nitratın olumsuz etkisi nitrite dönüşmesi mümkün olabiliyor. Peki bunlar durdukça mesela pazardan bir tüketici bunları satın aldı. Pazarda bir müddet bekliyor diyelim. Toplantı onun öncesinde belki de hasat döneminde de bekletiliyor. Tabii ki o beklemeler ürünün uygun koşullarda bekletilmemesi zaten bu anlamda nitrat içeriğinin artmasına neden olan faktörler içerisinde. Peki ben beklettim lahanamı. Benim ne yapmam gerekiyor ya da onu hemen uygun koşullarda uygun koşullarda muhafaza edilmesi. Bu nedir? Uygun depo koşullarına, sıcaklık ve nem koşulları dediğimiz uygun koşullarda muhafaza edilmesi. Yani buzdolabı koşullarında muhafaza ediyoruz. Ama tabii bu bekletme esnasında her geçen gün diyelim bünyedeki nitrat içeriğini olumsuz yönde etkileyecektir. Dolayısıyla bu grup sebzelerin çok fazla bekletilmesi pek doğru değil. Önerilmez. Direkt tüketilmesi peki, daha doğru olacaktır. Bir şey sormak istiyorum. Açma Hanım, eğer yanlış biliyorsam lütfen uyarın. Şöyle bir uygulama yapılırdı. Mesela bu marullarda olsun, lahanalarda olsun. Böyle bir sularda sirkeli, sularda bekletme gibi durumlar var. Bunlar nedir peki? Bunlar da bununla alakalı biraz tedbirler evet, midir? Evet, şimdi şöyle söyleyelim. Özellikle yapraklı sebzeler, yani salata grubu sebzelerde, marulda dediğiniz gibi ya da pırasa, işte ıspanak. Onlarda mikroorganizma faaliyeti artıyor. Bir de sulama suyu kalitesi de önemli. Orada kullandığınız sulama suyunun hijyen olmaması, gerekli sağlık koşullarını taşımaması durumunda bakteri, mantar ya da sağlığı bozucu bir takım toksik içerikleri olabiliyor. Sulama suyu kaynaklı olabilir. Yine bekletildiği koşuldan kaynaklı olabilir. Sirkeli suda bekletmenin amacı sirkenin bir sterilizasyon görevi sağlaması, sterilasyon görevi sağlaması. Sirke esnasında, bekleme esnasında o toksik maddeler, yani tabii bu ilaç kaynaklı değil, yanlış anlamayalım, tabii yapraktaki tabii ilaç, zira ilaç kalıntısını gidermez. Bu sadece yaprak üzerinde bulunan sağlığa zararlı
bakteri, virüs efendim ya da mantar etmenlerinin giderilmesinde rol oynayacaktır. Evet. Peki. Biraz önce gübrelemeden bahsettik. Peki bu gübrelemenin nasıl bir denge içerisinde olması gerekiyor ki biraz önce bahsettiğiniz nitrat gibi sonrasındaki olumsuzluklara sebep olmasın? Hani iyi ve dengeli bir gübreleme nasıl yapılmalıdır? Evet, şimdi lahana grubu sebzeler geniş ve bol yapraklara sahip. Dolayısıyla bunların yetiştirildikleri yerin de besin maddesince zengin olmasını isterler. Dolayısıyla bir üretim sezonu içerisinde iyi bir baş verimi ya da yüksek verim için, iyi kalitede baş oluşumu için ahır gübresi dediğimiz yanmış çiftlik gübresinin yanı sıra ticari gübrelere de ihtiyaç duyacaklardır. Lahana gel yetiştiriciliğinde gübrelemede gübre cinsini tayin etmede en etkin yöntem toprak tahliline dayalı gübreleme teknikleridir. Aslında hep konuda aslında bir şekilde dönüp dolaşıp, aynı yere gidiyor toprak aslında. Tahlilinin önemine kesinlikle geliyor. Tüm toprağımızı tanıyalım aslında. Elbette, elbette. Tüm kültür bitkilerinde olduğu gibi lahana grubu sebzelerde de toprağın ihtiyacı olan, yani toprakta yetiştireceğimiz bitkinin ihtiyacı olan besin maddesinin, eksik olan besin maddesinin yerine konması en doğru şekil olacaktır. Gübre tahlili, toprak tahlili yapılamıyorsa kabaca şöyle söyleyebiliyoruz. Yani lahana yetiştiriciliğinde saf madde üzerinden dekara 12 ila 15 kilogram saf azot, 8-10 kilogram saf fosfor, 12 ila 16 kilogram kadar da saf potasyumlu gübre uygulanabilir. Hı hı. Bu tabii kabaca söylediğimiz, yani topraktaki mevcut durumu tabii bilmemiz bizim için bilmiyorum, önemli. Kesinlikle. Bu nedenle toprak tahlili mutlak surette yapılmalıdır. Bu gübrelerde potasyumlu ve fosforlu gübrelerin tabağımı dikim öncesi verilme zamanına girecek olursak, potasyumlu ve fosforlu gübrelerin tamamı dikim öncesi, azotlu gübrelerin biraz önceki konudan hareketle yarısı dikimden önce, diğer yarısı, yarısı da efendim ikinci çapada verilebilir. Yine iki ya da üç kısma da bölebiliriz. Bunu baş bağlama döneminde olmak üzere bir üçüncü merhaleyi de ekleyebiliriz bu üretim sezonunun içerisinde. Tabii ticari gübrelerin yanı sıra ahır gübresinin öneminden bahsetmiştik. Ahır gübresi, şimdi konumuz lahanagillerde zirai mücadele olduğu için ahır gübresi bizim için bu anlamda da bir önem arz ediyor. Kesinlikle. Çünkü gübrenin iyi yanmış olması gerekliliğini özellikle vurguluyoruz. Çiftçilerimiz bu konuda gübrenin iyi yanmış olması hususunda bazen yanılgıya düşebiliyor ve gübrenin yanmış olduğunu iddia ediyor ama gübre tam olarak yanamadığı için ve içerisinde bir takım hastalık, zararlı ve yabancı ot etmenlerini barındırdığı için biz aslında toprağımıza kendi elimizle hastalık, zararlı, yabancı ot tohumlarını ekmiş oluyoruz. Bulaştırmış olmak. Evet. Bu nedenle ahır gübresinin iyi bir şekilde yanmasını temin için özellikle beton zemin üzerinde, en sağlıklı şekilde beton zemin üzerinde serdiğimiz plastik polietilen örtü üzerine 25-30 santim yığın yüksekliğini geçmeyecek şekilde. Çünkü yığın yüksekliğinin artması yanma süresinin de uzamasına neden olacaktır. 25-30 santimlik yığınlar halinde boşaltılan ahır gübresi bolca sulanmak suretiyle ve birkaç defa da aktarılarak yıl içinde iyi bir şekilde yanması temin edilmiş olur. Böylelikle bünyesindeki hastalık, zararlı yabancı ot tohumları, yine birçok toksik maddeler bu esnada ayrışmaya ve parçalamaya uğrayacağı için bu anlamda zararlı hastalık ve yabancı ot etmenlerini de yok etmiş oluruz. Yine bitkiye yarayışlı forma azotun dönüşmesi sağlanır. Eğer iyi yanmamış bir gübre uygulamış oluyorsak bu gübrenin toprağa uygulanmasından sonra uzun bir süreç gerekecektir parçalanabilmesi için. Bünyesindeki azotun bitkiye faydalı hale dönüşebilmesi için. Zaten iyi yanmamış gübreyi verdiğimizde toprakta bitkilerde azot noksanlığıyla da çokça karşılaşırız. Bu tamamen azotun parçalanmasının çok uzun sürede olması ve bitkinin yarayışlılığına faydasının dokunamaması. Yani bu anlamda uzun bir periyot gerektiği için biz bu süreci yanma esnasında sağlıyoruz ve yanmış bir şekilde gübreyi toprağa vermiş oluyoruz.
Peki biraz önce şimdi gübreleme ile beraber aslında hepsi bir halkanın bir bağ olarak birbirine kancalı bir şekilde devam ediyor ve şu anda sanırım bu yine gübrelemekten kaynaklanan zararlılar ve hastalıklarla şimdi mücadeleye geçiyoruz. Evet. Ve isterseniz bunlardan birazcık bahsedelim. İlimizde karşılaşmış olduğumuz hastalıklar nelerdir? Şimdi bölgemizde tabii lahana yetiştiriciliği için uygun iklim ve toprak koşullarını sağladığını söyledik. Ancak tabii bölgemizdeki aşırı nemin varlığı, havalandırmanın iyi olmadığı koşullarda bu mantar hastalıkların yaygınlık kazanmasına neden olacaktır. Bu hastalıklarımızdan birisi ekranda şu an görüyoruz efendim, lahana mildiyosu. Lahana mildiyosu özellikle toprakta bulunan bir mantardır. Toprakta yaşayan bir mantar ve bu mantarın etkisi özellikle fide döneminden başlayarak tarlaya fideler dikildikten sonraki süreçte de kendisini göstermektedir. Tabii bu etmen su damlaları ile topraktaki rüzgar, toprak hareketleriyle ve suyla taşınabilmektedir. Ve bu esnada özellikle bitkilerin alt yaşlı yapraklarından başlamak üzere sarı lekeler halinde yaprak üzerinde kendini gösterir. Daha sonra yaprağın alt yüzeyine baktığımızda gri, kirli, beyaz renkli mantar misallerini görmemiz mümkündür. Bunlar asıl hastalık etmeni olan sporlardır. Tabii bu lekeli yerler, resimde de şu an görüyoruz, kuruyarak kahverengi bir hal alır ve bitki de yaprağın tamamen ölmesini ve işlevini yitirmesine neden olur. Tabii hastalık aynı zamanda serada yetiştirilen fidelerde de çok sıkça görülür. Özellikle etmenle bulaşık olan bir sonraki resimde şimdi göreceğiz karnabaharda. Başta lekeler oluşmasına neden olur. Tabii ürünün pazar değerinin yitirilmesinde özellikle etkili olacaktır. Şimdi beyaz başlığını da görüyoruz. Üründe tabii kalite kayıplarına, pazar değerini yitirmesinde etken olacaktır. Ne yapmamız gerekiyor? Tabii mücadele bizim için önemli. Kesinlikle. Ancak tabii bu mücadele sistemleri içerisinde biz zirai ilaçlamayı, yani kimyasal ilaçla yapılan mücadeleyi elbette ki bu mücadele programı içerisinde öneriyoruz. Fakat öncelikle koruma tedbirlerinin iyi bir şekilde uygulanması gerekiyor. Yani bu anlamda üretimde kültürel tedbirleri iyi bir şekilde almamız gerekiyor. Bunlar nedir? Hastalıktan ari, dayanıklı çeşit kullanmak, hastalığa daha mukavim çeşitleri kullanmak. Yine toprakta hastalık taşıyıcı olan hasat sonu bitki artıklarını toplayıp yakmak, yabancı otlarla iyi bir şekilde mücadele etmek, fidelik döneminde havalandırmayı iyi bir şekilde yapmak, su nem dengesini iyi bir şekilde kurmak. Çünkü rutubet mantar hastalıklarının yaygınlaşmasında etkendir, birincil faktördür. Yine bu lahana mildiyosunun çok yaygın olarak görüldüğü topraklarda en az bir yıl süreyle lahana grubu dışında başka bir ürünle rotasyona gitmek, ekim nöbetine gitmek. Yine bitkileri sağlıklı, uygun koşullarda yetiştirmek kültürel tedbirler içerisinde sayılabilir. Kimyasal mücadelede elbette bakanlığımızca ruhsatlı olarak bildirilen herhangi bir kimyasal ilaçla özellikle tarlada ilk hastalık belirtileri görülmeye başlar başlamaz. Çevredeki tarlalarda belirtiler görülmeye başlar başlamaz ilaçlı mücadeleye de başlanmalıdır. Zira biliyoruz ki bu mantar etmeni, yapraklar üzerindeki sporlar rüzgarla, hava hareketleriyle, efendim suyla kolaylıkla bir yerden sağlıklı yere, hasta yerden sağlıklı yere bulaşması mümkündür. Evet, bir diğer hastalığımıza geçelim. Diğer hastalığımız alternaria yaprak lekesi hastalığı. Bu da yine bir mantar etmeni. Toprakta varlığını sürdürebilir. Özellikle yaygın, yoğun olarak şu an bir lahana yaprağında etmeni görüyoruz. İç içe geçmiş konsantrik kahverengi lekeler şeklinde başlar. Daha sonra bunların çapı artarak 5-7 santimetreye kadar ulaşır ve yaprağın tümünü kaplar. Özellikle erken dönemde hastalık fide döneminde kök çürüklüğü ve kök boğaz yanıklığı şeklinde kendini gösterir. İlerleyen devrelerde yapraklarda özellikle alt yaşlı yapraklarda başlayan hastalık yukarılara doğru taşınır.
Bölgemizde özellikle brokoli ve karnabaharda bu hastalığın belirtilerini görmek mümkün. Eğer önü alınamazsa şu an gördüğümüz karnabahardaki o pazar değerini kaybetmesi, o güzel beyazlığını yitirmesi ve kahverengi lekelerin oluşması bu hastalığın bir belirtisidir. Bu anlamda bu mücadelede geç kalmamamız önemli. Yine yaprak üzerinde gördüğümüz belirtiler bu hastalığın belirtileri. Mücadele yine tabii ki diyoruz ki kültürel mücadele. Bizim için özellikle yetişme koşullarının uyguna yakın düzeye getirilmesi önemli. Özellikle hastalıktan ari temiz tohum kullanmak. Çünkü alternaria aynı zamanda tohum bulaşıyla da geçer. Dolayısıyla temiz tohum kullanmak, lahanagil dışındaki bitkilerin münavebeye sokulması, yaygın hastalığın yoğun görüldüğü alanlarda rotasyona gitmek, yine fidelikleri sık sık havalandırmak, yine hastalıklı bitki artıklarının ve yabancı otlarla iyi bir şekilde mücadele etmek kültürel tedbirler içerisinde sayılabilir. Kimyasal mücadelesinde lahanagillere ruhsatlı bir ilacımız yok. Kimyasal ilacı yok. Ancak dünya alternaryaya dayanıklı çeşit ıslahı konusunda çalışmaları yapmakta. Bu konuda çalışmalar hızlı bir şekilde ilerlemekte. Yine bir üçüncü grup hastalığımız lahana kökur hastalığı. Bu özellikle toprak kökenli bir mantar. Lahanagillerde de önemli bir hastalık grubunu oluşturuyor. Şu an görüntüde yer alan Bafra'da bir köyümüzdeki bir görüntü. Gördüğümüz gibi lahanagillerde büyük sıkıntılara neden olabiliyor. Şu an kökteki urlanmayı görüyoruz. Bu urlar biraz sonra bahsedeceğim zararlı kökur nematodundan farklıdır. Bunlar daha yumuşak, içleri kesildiğinde mermerimsi bir görüntüye sahiptir. Sağ üst köşede gördüğümüz mermer görüntüsü en belirgin belirtisidir. Bakın kök boğazındaki şişkinlikler ve parmak şeklinde saçak kökteki urlanmalar bu hastalığın en önemli belirtilerindendir. Özellikle bu hastalık etmeni pH'sı yüksek. Yani asit topraklarda şiddetini daha çok gösterir. Bu nedenle suya doygun olan topraklarda, drenajı bozuk olan topraklarda mantarın hareketi daha kolay olacağı için hastalık daha şiddetli seyreder. Bu nedenle mücadelede özellikle drenajın bozuk olduğu topraklarda, suya doygun olan topraklarda drenajın öncelikle düzeltilmesi, suya doygun halden kurtarılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra pH'sının nispeten düşük olduğu, yani asitin yüksek olduğu topraklarda da eğer hastalık çok şiddetli değil ise, yeni başlamış bir görüntü varsa kalsiyum oksitle kireçli gübreleme önerilebilir. Ancak aşırı yoğun hastalığın şiddetli seyrettiği topraklarda bu uygulama etkisiz kalacaktır. Kültürel tedbirler içerisinde hastalıktan ari fide kullanmak. Fide burada aslında tüm hastalık zararlılarda ve üretimde başarının sırrı sağlıklı üretim materyali ile işe başlamak. Kesinlikle. Bulaşık olan tohum ya da fide ile biz üretime başladığımızda zaten takdirde başlangıçta 1-0 mağlup başlamış kesinlikle oluyoruz. Bu nedenle sağlıklı fide, sağlıklı tohum kullanmak. Yine su tutan yerlerde drenajın iyi bir şekilde tesis edilmesine imkan vermek. Hasat sonrası köklerin topraktan temizlenip yakılması, yine yabancı otlarla iyi bir şekilde mücadele edilmesi, hastalığın yoğun olarak görüldüğü alanlarda en az 7 yıllık bir ekim nöbeti münavebe gerektiren bir hastalık. Dolayısıyla bu bizim bölgemiz için çok önemli bir hastalık grubunu teşkil ediyor. Bu anlamda üreticilerimizi bu konuda aslında dikkatli olmaya davet ediyorum. Evet. Lahana kökur hastalığı burada 7 yıllık bir ekim nöbetine bizi eğer sokacaksa Bafra için 7 yıl çok büyük bir süreçtir. Kesinlikle. Bafra ilçesi için gerçekten gelecekte büyük tehlike oluşturabilecek bir risk grubudur, hastalık grubudur. Bu anlamda henüz şu an böyle bir tehlike olmamasına rağmen biz buna karşı uyanık olmalıyız. Temiz fideyi ve arazimizde böyle bir belirti var ise mutlak surette ilçe tarım müdürlüğüne, il tarım müdürlüğüne bu konuda başvurmamız gerekir. Bunun en büyük belirtisi de özellikle baş bağlamama problemini ortaya çıkarır. Kırmızı lahanada, beyaz lahanada, karnabaharda baş oluşmaz ya da küçük kalır.
erken dönemde görülürse de ilerleyen süreçte bununla çok fazla kimyasal mücadele yapılamamaktadır. Öncelikle arazinin uygun koşullara getirilmesi, yani ta dikim öncesinde bu işlemlerin iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu konuda kireç uygulamasından bahsettik. Özellikle çok yağış alan topraklarda asitin yükseldiğini biliyoruz ama tabii toprak tahliline dayalı. Evet. Önce toprakta pH durumuna bakarak, toprakta eğer bir asitlik var ise, pH düşük ise, nispeten eğer hastalık şiddeti de azsa kalsiyum oksitli gübreleme yapılabilir. Bunun için de fide dikiminden 3 ay kadar önce tarlaya dekara 2 ton hesabıyla kalsiyum oksit uygulamasıyla 15-20 santim derinliğe karıştırılır. Sonra 2 defa sürülmek suretiyle toprakla teması sağlanır. Toprağın pH'sının yükseltilmesine çalışılır. Dediğim gibi hastalığın şiddetli olduğu topraklarda bu uygulama etkisiz kalacaktır. Bu hastalık grubu içerisinde mantarlı hastalıkların sonuncusu beyaz çürüklük dediğimiz sklerotinia, beyaz çürüklük hastalığı. Yine bu hastalık etmeni bir mantar adından da anlaşılacağı üzere mantar hastalığı. Özellikle fide döneminde kök çürüklüğü şeklinde kendini gösterir. İleri dönemde resimde gördüğünüz gibi meyvede çürümeler, yine aynı şekilde benzer şekilde kök gövdede de çürümelere neden olur. Şiddetine göre kök boğazında gövde kısmında şu an gördüğünüz o beyaz pamuksu görüntüler, bunlar mantar miselleri ve bununla çoğalıyor hastalık. O gördüğünüz beyaz oluşumlar mantar misellerini gösteriyor. Daha sonra bu beyazlıklar kitle şeklinde sertleşerek siyah bir görüntü hasıl oluyor. Bu dönemden sonra da ürün tamamen, bakın şu an siyah görüntülere dönüşmüş bir mantar miseli görüyoruz. Ve bunlar toprağa düşmek suretiyle ertesi yıl yine burada bu hastalığın belirtilerini bize gösteriyor. Bu nedenle mücadelede özellikle mantarla iyi bir şekilde mücadele edebilmek için ürün rotasyonu şart. Bu şiddetli seyrettiği topraklarda ürün rotasyonuna gitmemiz gerekiyor. En az 3 yıllık bir ekim nöbeti yapmamız gerekiyor. Hastalık özellikle su tutan topraklarda, her mantar hastalığında olduğu gibi fazlaca görüldüğü için havalandırmanın ve sıcaklık kontrolünün iyi bir şekilde yapılmasını sağlamamız gerekiyor. İyi bir sulama, dengeli bir sulama, dengeli bir gübreleme. Yine ürünlerin başında, tohum ekiminde sağlam, bulaşık olmayan tohum ve fide kullanımı, bu anlamda alacağımız kültürel tedbirler. Kimyasal mücadelesinde yine bulaşık olduğu bilinen alanlarda toprak ilaçlamasına dikimden önce başlanır. Yeşil aksam ilaçlamalarında ise fideler tarlaya dikildikten sonra belirtiler görülmeye başlar başlamaz ilaçlamaya geçilir. İlaçlama yine bakanlığımızın talimatlandırdığı ilaçlarla birisiyle, ruhsatlı ilaçlardan birisiyle tekniğine uygun tavsiye edilen dozunda kullanılmak suretiyle ilaçlama yapılabilmektedir. İlaçlamada yapacağımız en büyük uyarılardan birisi, aslında üreticilerimiz özellikle bu mantar hastalıklarının yaprağın alt yüzeyinde olduğunu bilmeliler. Bir çok zararlı da aynı şekilde yaprağın alt yüzeyinde toplanır. Aynı yaprak bitinde olduğu gibi. Alt yüzeyin iyi bir şekilde ilaçla temasının sağlanması gerekiyor. Ancak biliyoruz ki lahana gibi mumsu tabakaya sahip yaprakları olan sebzelerde ilacın yaprağa tutunmasını sağlamak amacıyla, çünkü su damlalarını gördüğümüzde yapraktan kolaylıkla akabiliyor, toprağa akabiliyor ve ilaç etkisiz kalabiliyor. Bu nedenle yayıcı yapıştırıcı maddeler katılmak suretiyle ilaca ya da basit bir düzenekle toz şeker ilavesiyle ilacın bitkiye tutulması sağlanacak ve daha etkili aktif bir ilaçlama yapılmış olacaktır. Ancak yaprağın alt yüzeyinde mutlak surette ilaçla temasının iyi bir şekilde sağlanması hastalığın önlenmesinde çok büyük bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Mantar hastalıklarını bu şekilde özetledik. Bir de zararlar var sanırım. Efendim bir grup daha hastalığımız var. Tabii ki. Bunlar da bakteriyel hastalıklar. İki grup hastalığımız var bakteri hastalıklarından. Bakteriyel hastalıklarda şu an yansıda gördüğümüz karnabaharda bakteriyel yaprak lekesi hastalığı. Bu hastalık bakteri etmeni bakteridir. Kışı özellikle bitki artıkları üzerinde toprakta ve bulaşık tohumda geçirir.
Burada yaprakların hem damarları hem de yaprak dokusu boyunca şu an resimde de gördüğünüz gibi kahverengimsi çok sayıda milimetrik lekeler şeklinde kendini gösterir. Daha sonra bu lekeler birleşerek yaprağın tümünü kaplar. Karnabaharda önemli verim kayıplarına yol açan bir hastalıktır. Bölgemiz açısından da önemli bir hastalık grubudur. Etmen karnabaharın dışında lahanada da zarar oluşturmaktadır. Şu an beyaz baş lahanadaki belirtilerini görüyoruz. Bu bakteri özellikle toprakta canlılığını bir yıl süreyle koruyabiliyor. Birinci enfeksiyon dediğimiz birinci bulaşım yolu bulaşık toprak ve tohumla olur. İkinci enfeksiyon kaynağı ise özellikle çeşitli nedenlerle bitkide açılan yaralardan ve gözeneklerden giriş yapar bitkiye. Dolayısıyla biz özellikle yaptığımız kültürel işlemler esnasında lahanada ya da diğer sebzelerde çapalama esnasında bitkide meydana getirebileceğimiz herhangi bir yara dokusu bakteri için topraktan girişi kolaylaştıracaktır. Yani bitki bünyesine hastalığın girişini kolaylaştırır. Bu nedenle bitki bünyesinde, bitki yüzeyinde yaralanmayı önleyecek tedbirleri almamız gerekiyor. Bu anlamda yine hastalık tohumla taşındığı için tohumun temiz olması, hastalıktan yani elde olanların değiştirilmesi. Evet efendim, hastalıktan temiz tohum ve fide kullanmak, bunun yanı sıra bulaşık alanlarda en az bir yıl münavebe yapmak, yine fidelik toprağının dezenfekte edilmesi ve değiştirilmesi ya da değiştirilmesi gereklidir. Etkin bir kimyasal mücadelesi yoktur. Yani bu anlamda bir ilacımız yok ama kültürel önlemleri iyi bir şekilde tedbir almamız, özellikle yaralanma konusunda da bitkide gerekli tedbirleri alarak kültürel işlemler esnasında bitkide yara dokusunun oluşmasına engel teşkil edici tedbirleri almamız gerekiyor. Söylemiş olduğunuz gibi aslında o zaman Bafra ilimizdeki üreticilerimizin çok dikkat etmesi gerekiyor bu hastalığa. Zaten üreticilerimiz yani yıllardır bu işle meşgul olan lahana üreticisi bir ilçe Bafra. Genel olarak lahana kültürünü almış olan bir üretici portföyü olduğu için bu anlamda genel olarak zaten üreticilerimiz başarılı bir şekilde bilgiler sezonu tamamlıyorlar. Tabii bunu bazı teknik ve bilgi desteğiyle gerek Bafra Tarım İlçe Müdürlüğü gerek Samsun Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalarla biz bu hastalık zararlı dönemlerinde yaptığımız yayın çalışmalarıyla bu konuyu daha destekler hale getiriyoruz. Bir diğer konu lahanada siyah damar çürüklüğü. Bu da çok önemli bir hastalık. Bu da bir bakteri hastalığı. Yine aynı şekilde girişi tohumla, bulaşık tohumla ya da toprakta girişlerle olmakta. Gördüğünüz gibi yaprakta yaprak köşelerinden V şeklinde başlayan sararmalar damar boyunca ilerleyerek hastalık adını buradan almaktadır. Siyah damar çürüklüğü. Daha sonra burada siyah çürümeler şeklinde kendini göstermektedir. Bulaşık bitkinin gövdesinden kesit aldığımızda burada bir bakteri akıntısıyla karşılaşıyoruz. İleriki durumlarda hastalık lahananın baş kısmına geçerek gördüğünüz gibi tarlada yoğun bir bakteriyel lahana siyah damar çürüklüğü hastalığı görüyoruz. O kenarda yaprak kenarlarından içeriye doğru başlayan sararmalar ilerleyen dönemlerde esmerleşerek kuruyor, çürüyor ve tabii ki verimi büyük ölçüde düşürmekte. Mücadelesi yine burada hastalıklı tohumla taşındığını biliyoruz. Özellikle hastalıklı alanlardan tohum almamamız gerekiyor. Tohum üretimi mutlak sıcak kurak bölgelerde olması gerekir. Rutubet bu hastalıkta etkendir ve yağmurlama sulama işte çiftçimizin yaptığı en büyük hata demeyelim de bazen tabii sulama konusunda üreticinin de çok sıcak dönemlerde sıkıştığını düşünüyoruz. Bu anlamda sulamada yağmurlama sulamadan kaçınmayı öneriyoruz. Çünkü yağmur suyu yağmurlama sulama şeklindeki sulama sistemleri ya da yağmur suyu bu hastalığın sağlam bitkiye bulaşmasını artırıyor. Bu nedenle yine toprak altı zararlarla iyi bir mücadele yapmak lazım. Çünkü bitkide oluşacak yara dokularının önüne geçmek adına. Kültürel mücadelenin yanı sıra fiziksel mücadele dediğimiz, örneğin lahana tohumlarının 50 derecelik suda 25 dakika bekletilmesi, karnabahar tohumlarının 50 derecelik suda 18 dakika bekletilmesiyle hastalığın bulaşığı yani o bakteri etmenin topraktan tohumdan uzaklaşması sağlanır. Sıcaklığın süresi ve sıcaklığın derecesi önemlidir. Derecede ve sürede eğer bir sıkıntı yaşanırsa gerek tohumun çimlenme yeteneğini kaybetmesine neden olur ya da hastalıktan tohumun arınmasında sıkıntı oluşturur.
Peki Asuman Hanım, aslında süremiz de çok kısıtlı ama bir de zararları geçecektik. Onları da yine fotoğraflarla, resimlerle aktaracaktık. Fotoğrafların üzerinden anlatabiliriz, O daha zaman biraz da hızlı bir şekilde, seri bir şekilde olursak eğer, çünkü anlatabiliriz. birkaç sorumuz daha var. Evet Onları da efendim. aktarabilmemiz açısından. Evet. Başlığımızdan zararlar. Zararlar içerisinde lahana göbek kurdu bölgemizde ve ilçemizde de Bafra'da da yaygın bir şekilde görüyoruz. Ama bunlar tabii yıllara göre değişmekle birlikte zarar şekli özellikle büyüme noktalarında zarar meydana getiriyor ama ilimizde bununla ilgili mücadelede başarı bu anlamda sağlanıyor. Yılda 5 döl veriyor bu zararlı. Tabii döl sayısı arttıkça mücadelede de sıkıntılar yaşanabiliyor ama bölgemizde en çok karnabaharda görebildiğimiz bir zararlı. Fakat mücadelesi başarılı bir şekilde yapılıyor. Özellikle tarlada hasat sonu bitki artıklarının temizlenmesi bu anlamda önemli. Şu an yansıda gördüğümüz larvası zararı yapan formudur. Lahana göbek kurdu larvası bu şu anda gördüğümüz. Lahana kelebeği diğer bir zararlı. Efendim, lahanagillerin potansiyel ana zararlarından. Burada da tırtıl dediğimiz, çiftçinin tabiriyle kurtçuk dediği larvaları lahana da zarar meydana getiriyor. Bu ülkemizde 2 ile 6 döl veriyor. Özellikle larva ana damar boyunca yaprağı yiyerek besleniyor ve sadece iskelet şeklinde yaprağı bırakıyor. Şu an lahana gal böceğine geçti görüntü. Lahana gal böceğinde lahananın toprağa yakın kısımlarında şişkinlikler şeklinde zarar meydana getiriyor. Bu açtığı yumrularda da lahana gal böceğinin larvalarını görüyoruz. Zarar yapan larvalar, asıl zararı yapan larva formundaki zararlı. Mücadelesinde ise efendim özellikle bu larvalar suya hassas oldukları için hasat sonrası toprağın bol şekilde sulanması suretiyle larva pupaya dönüşerek kendini ertesi yıla hazırlayacağını biliyoruz. Larvaların ölümleri büyük ölçüde sağlanıyor. Yine lahana gal böceğine karşı kullanılan etkin bir kimyasal mücadelesinin olmadığını söyleyebiliriz. Bu anlamda kültürel tedbirlere ağırlık vermemiz gerekiyor. Özellikle yabancı ot konusunda hasat sonu bitki artıklarının temizlenmesi konusunda gereken hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Bir diğer zararlarımız lahana güvesi. Şu an o resim yok ama şu an kokulu böceğin resimlerini görüyoruz. Onu Lahana, arkadaşlar şey. evet efendim, işte lahana sineği. Bu da yine kök boğazından topraktan giriş yapmak suretiyle lahana sineğinin ergini bu fotoğraf. Esas yapan larvalar. Şu an gördüğümüz yaprak biti. Yaprak bitleri tüm sebze gruplarına zarar yapan bir zararlı ve üreticimizin çok iyi tanıdığı zararlı gruplarının başında geliyor. Lahanada da yine belli dönemlerde nüfusunu artırmak suretiyle zarar oluşturabiliyor ama mücadelesi kontrol altına alınabilir bir zararlı grubu ama yılda 10-16 döl verebilmesi bu anlamda ilaçlı mücadelede çok dikkatli olmamız, Olması gerekiyor. dayanıklılık geliştirmeden mücadeleyi iyi bir şekilde yapmamız bu anlamda önem kazanıyor. Şu an gördüğümüz fotoğraf kökur nematotları. Üretici bunu patateslerle olarak isimlendiriyor. Köklerde 2000'den fazla kültür bitkisinde zarar yapan bir zararlı. Lahana grubu da bu gruplar içerisinde yer alıyor. Kökur nematotları en çok toprak altından köklere giriş yapmak suretiyle urlanmalar şeklinde bitkinin iletim demetlerine sirayet ediyor ve bitkideki su ve besin maddesi alışverişini bozmak suretiyle bitkinin ölümüne sebebiyet veriyor. Tabii bu önemli bir zararlı grubu. Bununla ilgili mücadelede topraktaki hasat sonu bitki artıklarının temizlenmesi, bu anlamda yabancı otlar, konukçuluk yapacak yabancı ot temizliği, yine alınacak tedbirler içerisinde sayılabilir. Toprakla taşındığı için kullandığımız alet ekipmanın dezenfeksiyonu çok önemli. Hatta çizmemizin altındaki toprakla bile O şekilde taşıyabileceğimizi taşınabiliyor söyleyebiliriz. Nematot bu anlamda sıkıntılı bir zararlı. Bu anlamda bulaşık olan alanlardan fide geçişlerinin engellenmesi, karantina tedbirlerinin uygulanması, yine sağlam alanlara, bulaşık olmayan alanlara taşınmasında bir tedbir olarak sayılabilir. Zararları bu anlamda özetleyebiliriz bu şekilde. Aslında. Peki son olarak Bafra ilçemizde daha önce sizinle sohbetimizde bir sera alanından bahsetmiştik. Ve dilerseniz hem son sözlerinizle birlikte bir de bu Bafra ilçemizdeki o doğal ovadaki yapılan
faaliyetlerden bahsedelim, projelerden bahsedelim dersiniz evet, programımızı kapatırken. Evet, Samsun Tarım İl Müdürlüğü olarak 2005 yılında İyi Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında başlattığımız proje şu an sağlıklı bir şekilde 8. yılını bitirmek üzere ve Türkiye'de bir ilkti Samsun Süper, ili. Çok iyi. Resmi Kesinlikle. Bir kurumun üstlendiği bir projeydi. Üreticilerimize de çokça benimsendi ve burada işte kimyasal gübre ve zirai ilaçların denetimli kullanılması, bu proje kapsamında entegre mücadele dediğimiz tüm sistemlerin bir arada değerlendirildiği mücadele yöntemlerini de bünyesinde barındıran bir projeydi. Bu projenin yanı sıra tabii diyoruz biraz önce saydığımız hastalık zararlarda en büyük etkenlerden biri de sağlam tohum, sağlam fide diyoruz. Hastalıktan ari fide diyoruz. Bölgemiz için önemli bir eksikliği olan fide üretim tesisinin yokluğu. Bu anlamda Bafra ilçemizde şu an temelleri atılan ve yapılma aşaması devam eden, şu an görüntülerde de gördüğümüz 6.720 metrekarelik alanda dev bir fide üretim tesisi şu an için özel teşebbüs tarafından hibe destekli olarak bakanlığımızın %50 hibe desteğiyle, projesiyle desteklediği projeyle gündeme alınmıştır. Güzel bir gelecek getireceğine inanıyoruz. Özellikle kışlık sebzede. Bunun yanı sıra yazlık sebze fidelerinin üretiminde de fide üretim tesisinin bu anlamda faydasını göreceğimize inanıyoruz. Bu Sarıkaya Köyü'nde, Bafra ilçesi Sarıkaya Köyü'nde yapılan bir fide üretim tesisi. Yazlık sebzeler, domates, biber, patlıcan, kışlık sebzeler de biraz önce konuyu geniş olarak söylediğimiz inceledik. Lahana grubu sebzeleri ihtiva edecek. Burası bize artık gerek ilimizde gerekse bölgeye ve Türkiye'ye açık olan fide üretim açığını da kapatacağını inanıyoruz. Biz de inanıyoruz ve umuyoruz. Evet. Peki Asuman Hanım çok teşekkür ediyorum. Bu çok değerli bilgileri bizimle paylaştığınız Sizler, için. Programımızın sonuna ediyorum. Geldik. Aslında konuşacak çok fazla konu var ama süremiz bu kadar olduğu için. Evet. Umarım bir başka programda yine bu konuları sizinle birlikte irdeleme fırsatını bulabiliriz. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, bir Toprak ve İnsan programının sonuna geldik. Gelecek hafta yine aynı gün ve aynı saatte farklı konu ve konuklarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.